Herkese merhabalar arkadaşlar. Futbol 2023 Mobile'de yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, Big Time oyuncuları Wilshere ve yanında Manchester United ekstradan da Manchester United Big Time oyuncuları ve epikleri geldi arkadaşlar. Ayrıyeten Barcelona, şampiyon Barcelona oyuncuları geldi. Haftanın oyuncuları geldi. Her yerden top açılımı yapacağız ama arkadaşlar, öncelikle Arsenal'dan top açılımı yapmaya değer mi değmez mi? Yoksa United'dan mı top açmak lazım? Şimdi baktığımız zaman Wilshere için top açılımı yapmaya değmez diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Tabi burada Seaman var arkadaşlar. Seaman'ın performansı tabii ki değerli. Ama Seaman mı Schmeichel mı derseniz, burada ben Schmeichel için top açılımı yapmaya daha değer olduğunu düşünüyorum. Neden? Ekstradan, çünkü mesela Seaman'ın yanında Wilshere var Big Time oyuncusu olarak. Ama Schmeichel'ın yanında tabii ki Van Nistelrooy var. Tabii ki Van Nistelrooy'un daha üstün olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben United'dan top açılımı yapacağım arkadaşlar. Yani United gelmeseydi, tabii United'ın ekstradan gelmiş olması da önemli arkadaşlar. Bunu da tabii ki bu konuda Konami'yi de tebrik etmek lazım. Peki United gelmeseydi ne oldu? Seaman için belki top açılımı yapabilirdim arkadaşlar. Ama şimdi tabii ki Schmeichel için, yanında da belki Nistelrooy'u buluruz. Tabii ki Irvin'i de inşallah bize kakalamazlar. Baktığımız zaman arkadaşlar, haftanın oyuncuları geldi. Şampiyon Barcelona oyuncuları geldi. Haftaya da Barcelona geliyor arkadaşlar. Barcelona'da da muhtemelen Ronaldinho'nun epic kart, big time kartı olma olasılığı çok yüksek. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tabii ki oyuncular gelmeden kesin diye bir şey cümle kuramıyorum ama dediğim gibi big time Ronaldinho'nun haftaya gelme ihtimali yüksek. Ona göre top açılımı yapın veya yapmayın. Bilginiz olsun. Hemen top açılımıza başlayalım. Şampiyon Barcelona'nın oyuncuları geldi. İçinde keşke De Jong da olsaydı. 5 tane oyuncu var. Şöyle bakalım hemen. Yani kimlerin gelmesini isterim derseniz 3 tane top açılımı yapacağız. Rafinha, Pedri, yani 4 yıldızlı gelmesinde geri kalanlar gelebilir arkadaşlar. Ama önceliğim Rafinha, Christensen olabilir, Pedri olabilir. Haydi bakalım açalım. Önce burayı açalım. Şu ücretsiz toplarımızı bir açalım. Her yerden top açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Arsenal'den bir tane ücretsiz topumuz var tabii ki. Onu da açacağız arkadaşlar. Christensen, Rafinha, Pedri gelirse çok çok daha iyi olur. Peki bu oyuncuları yükseltir miyim? Büyük ihtimal. Aa bak. Abicim var ya şimdi. Allah Allah. Sergio Roberto gitti, 4 yıldızlı verdi. 5 yıldızlı verse en azından 10.000'lik DP antrenörü, bir tane de sözleşmeli bilet alıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar, gitti Sergio Roberto'yu verdi. Ekranımızda dondu bu arada. Herhangi bir videoda donması zaten beni şaşırtır. Sergio Roberto eklenmiş oldu. Şöyle takımımıza ekleyelim arkadaşlar. Tamamdır. Devam ediyoruz. İkinci topumuzdan kim geliyor bakalım hemen hızlı bir şekilde. Rafinha olabilir. Dediğim gibi Pedri olabilir. Geri kalan 5 yıldız zaten. Keşke Sergio Roberto gelmeseydi. Çok önemli değil ama bakalım. Rafinha, Pedri. Rafinha, Pedri. Christensen de olur. Tamam. Christensen geldi. Tamam. Christensen'i de ekledik. Son topumuz Rafinha olur. Önceliğimiz Rafinha olsun. Daha sonrasında Pedri olsun. Pedri'nin gerçi bende 10 numara kartı var. Yani boşluk kollayan oyuncu kartı var. O yüzden çok önemli değil aslında Pedri ama belki Rafinha olabilir. Bakalım kim geliyor. Pedri geldi. Tamamdır. Sıkıntı değil. Ekledik takımımıza. Çok da heyecanlandırmadı Barcelona'lı oyuncular. Şimdi arkadaşlar, haftanın oyuncularından 2 tane ücretsizimiz var. Ücretsizlerden devam edelim. Haftanın oyuncularını kontrol ettiğimizde şöyle bir bakalım, tahminlerimizi de yapmıştık. Tahminlerimizin arasında kimler vardı? Giroud vardı. Bakıyorum. Bu hafta tırtlamışız ya. Harbiden bu hafta bambaşka oyuncular gelmiş. Roberto Firmino, Alvarez gelmiş, De Gea gelmiş. Şu arada bir arkadaşımız bunu Mbemo, doğru mu okudum bilmiyorum, Mbemo özelliklerine bir bakar mısın demişti. Belki ilgini çekebilir diye, harbiden ilgimi çekti. Yani top sürmesi, hız hızlanması falan gayet iyi duruyor. Verimli kanat. Uzak mesafe, plase, uzak mesafe, şut çekme. Yerini orta, özelliklerini gerçekten beğendim. Yani buradan kimi isterim?
Sadece ücretsizlere harcayacağım. MyClub parası harcamayacağım arkadaşlar. Çok da böyle aşırı ilgimi çeken bir oyuncu yok. Alvarez de bu Mbemo olabilir. Bakalım bir top açılımlarımızı yapalım. Sizler de buradan en azından ücretsizleri açmışsınızdır arkadaşlar. Kimleri buldunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada Epic'lerden Arsenal ücretsizlerinden tek atanlar olmuştu. Bana ulaşmışlar. Yorumlarda yazanlar da vardı. Harbiden helal olsun. Helal olsun. Fransa'ya gittik. 4 yıldız. Fransa'dan direkt 4 yıldızı geçelim. Cerki geldi. Ofansif orta saha. Bazen ya öyle özellikler çıkıyor ki 90 top sürme gayet güzel. Bitiricilik 78. Falso 80. Hızlanma standart. Yani çok da standartların üstüne çıkamamış oyuncu. Hemen ikinci ücretsiz topumuzu açalım arkadaşlar. Bastık. İkinci ücretsiz topumuzdan İngiltere'ye giderse İngiltere'de gerçi bayağı bir oyuncu var. İngiltere'ye gitti. 5 yıldız De Gea olabilir. O bahsettiğim oyuncu olabilir. Alvarez olsun. Çok çok iyi olur. Alvarez. Harbiden helal olsun. Şampiyon Manchester City'nin oyuncusu Alvarez geldi. 1.70 boyunda. 85 bitiricilik var. Bence çok çok iyi. Hızı biraz düşük. Hızlanması fena değil. Hava hakimiyeti nasılmış? Zıplama 71. Kafa kaç? 72. Hava hakimiyeti çok da iyi değil Alvarez. Bir deneriz ya. Tamam. Buradaki ücretsiz toplarımızı açtık. Arsenal'i açalım. Arsenal'e tek atar mıyız bilmiyorum. Gelirse de Seaman'ın gelmesini isterim. Wilshere yani çok ilgi çeken bir oyuncu değil açıkçası arkadaşlar. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Ücretsiz topumuzu açalım bakalım. Gelmedi. Tamam. Çok da önemli değil. Şimdi arkadaşlar geçelim Manchester United toplarına. Hedefimiz Schmeichel. Van Nistelrooy yanında da gelirse güzel olur ama öncelikle hedefim Schmeichel. Kaleciyi bulmak istiyorum. Tabii ki Ruud van Nistelrooy da gelirse çok çok iyi olur. Ücretsiz toplarımızın hepsini açtık sanırım. Başka da ücretsiz topumuz kalmadı. Bir şey kaldı mı bakıyorum. Yok. Buradan 3 tane daha top açabiliyoruz ama onu sonra değerlendiririz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. 6400 MyClub paramız var. 6 daha eklediğimiz zaman 7 tane açabiliyoruz sanırım. Aynen. 70 top açabiliyoruz. Bastık. İlk topumuz gelsin. Haydi bakalım. Tek atar mıyız? Atamadık maalesef ki. İlk topumuzdan gelmedi. İlk onlu daha doğrusu. Yani tek tek aç. 100 MyClub parası vermiyoruz arkadaşlar bu oyunculara. Tabii ki her açtığımızda 900 MyClub parası veriyoruz. Son Declan Rice geldi. 5 yıldızlı 2 tane oyuncu gelmiş. Tamamdır. İkinci 900'lük olan paketimizi açalım mı? Gelsin bakalım. Haydi Gomani. Üzme bizi Gomani. Üzme bizi. Yapma bunu. İlk 2 toptan oyuncu yok. Kötü başladık arkadaşlar ya. Top açılımına kötü başladık. İnşallah 4 yıldızlı zaten. Geç arkadaş. Geç. Tamam. Üçüncü 900'lük bakalım. Üçüncü de sanki hissediyorum. Bir olmadı, iki olmadı ama sanki üçüncü de olacak gibi. Haydi Gomani. Bastık. 900 MyClub parası. Ya yapma ama. Üzme bizi bak. Üzüyorsun bizi Gomani. Gomani üzüyorsun bizi. Yapma bunları bize. Yapma bunları bize. Kaç top hakkımız kaldı? 4 top hakkımız kaldı. Hadi bakalım. Buyurun cenaze namazına. Belki erken bulursak bir tane de şuradan denerim belki diye düşündüm Seaman için ama kaldı 4 top. Bastık. Ya yapma bunu ama ya. Ulan Gomani. Ulan Gomani bizi mahvettin bizi mahvettin. Gomani mahvettin bizi. Pusa Gomani. Pusa Gomani. Son 3 hakkımız kaldı. Son 3 hak. Artık gel be. Kaçıncı top bu? Abi 50. topu açıyoruz. Ortada bir şey yok. 50. top. Haydi oğlum. Haydi oğlum artık gelsin. Van Nistelrooy gelsin. Arkasına da bir Schmeichel olur mu be? Nistelrooy geldi. Arkasına Schmeichel olabilir mi? Olursa var ya. Üf tadından yenmez lan. Ruud van Nistelrooy. Haydi Schmeichel.
Schmeichel gelmezse Schmeichel için top açılımı yapabilirim tekrardan. Ruud van Nistelrooy. Haydi Schmeichel'ı ver arkasına be. Haydi Schmeichel'ı ver arkasına be. Vermedi ya. İki topumuz kaldı arkadaşlar. İki topta da Schmeichel'ı bulabilir miyiz ya? Ya git. Vermeyecek gibi hissediyorum ya. Hani gelirse de Irving gelecek gibi hissediyorum ya. Bastık tekrardan. Ya bir tane de Arsenal'den denemek istiyordum ya. Kante mi geldi? Son topumuz. Son topumuz verir mi acaba ya? Gitti Nistelrooy'u verdi. Tamam Nistelrooy'u da istiyordum ama bastık. Lütfen gel be. Lütfen gel ya. Michael gelmedi. Nistelrooy'u bir yükseltelim arkadaşlar. Şöyle bir Ruud van Nistelrooy kaç oluyormuş ona da bir bakalım. Buradan yan taraftan açıyorum arkadaşlar. Hangi oyuncu bulursam. Neyse Schmeichel'ı bulamadık. Çok kötü oldu. Gerçekten üzgünüm. Top açılımı yapacağız. Mecbur yapacağız buradan tekrardan. Oyuncuları bir silelim öncelikle. Buraya kadar, Nistelrooy'a kadar bir silelim. Tamam. Nistelrooy'u kitleyelim. Aman kitleyin arkadaşlar. Bak oyuncularınızı kitleyin. Çünkü böyle oyuncular sıkıntılı. Bak çok büyük paralar harcıyoruz buralara. Seviye antrenman dedik. Böyle yaptık. Tamam. Şimdi Nistelrooy'u nasıl yükselteceğiz arkadaşlar? Nistelrooy şimdi normalde nasılmış? Şöyle bir bakalım. Ruud van Nistelrooy bu şekildeymiş. Şöyle kameramızı şöyle şuradan alalım. Şöyle buraya bir koyalım arkadaşlar. Tamam. Şöyle şurada dursun kameramız. Şimdi oyun bu şekilde yükseltiyormuş. Kaç oluyormuş? Oyun böyle yükselttiği zaman 101 oluyormuş arkadaşlar. Bu şekilde 101 oluyormuş. Böyle bir şey yapmış olsak peki top sürmeyi böyle yapsak. Yani top sürmeyi biraz iyileştirdik. Hava gücü fena değil, güzel. Top sürmeyi biraz iyileştirdik. 101 oluyormuş zaten. Yani top sürmesini iyileştirdik. Bakıyorum. Tamam böyle iyidir ya. Böyle iyidir. Aynen. Bu şekilde yükseltelim arkadaşlar. Hemen şu ekranımızı kapatalım tekrardan. Oyuncu ilerlemesi dedik. Tamam. Oyuncu istatistikleri. Otomatik dağıt dediğimizde bir tane buradan alacağız. Bir tane kaleciliğe vermiş. Top sürmeye vereceğiz. 78 olacak. Doğru mu yaptık? Hemen şöyle bir kontrol ediyorum. Top sürme 78 olmuş oldu. 2 tane oraya vermiş olduk. Tamam. Şöyle başka bir şeye bakıyorum. Başka bir şey yapabilir. Yok tamam. Çok fazla oynama yapmaya gerek yok üstünde. Çok fazla oynama yapmaya gerek yok üstünde. Şöyle yapmış olsak. Bir saniye arkadaşlar. Hemen bitireceğim ama şu anda kararsız kaldım. Nistelrooy'un çıkacağını hiç hesap etmemiştim. Bu şekilde yapsak da bitiriciliği çok fazla düşmüş oluyor. Tamam bu şekilde maksadım ya. Onayla dedik. Bir de takıma koyalım. Şöyle. Şöyle takıma koyalım.
Milan Nistelrooy'u 101 oluyor. Aynen. Videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizler de istediğiniz oyuncuları bulmuşsunuzdur. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.